Sevgili dostlarım, hepinize merhabalar. YDS'ye çok az süre kaldı. Ben de bu çok az süre kaldığı için size bir 10 tane post hazırladım. Kıssadan hisse diye. Yani sizi sınavda doğru bilgiye çok daha hızlı götürecek ya da dikkat etmediğinizde yanlış olan, çeldirici olan şıkka düşmenizi sağlayacak, sağlamayacak böyle kıssadan hisse diye 10 tane post paylaşmıştım. 9. postu anlamadım hocam diye çok fazla mesaj aldım. Yani 9. post ne diyor Hakkı hocam diye. Ben de o 9. postu anlatmak için hemen size şöyle kısa bir slayt hazırladım. Çıkmış sorular üzerinden ne demek istediğimi göstereyim istedim. Şimdi ne demişim? Cümle tamamlama sorularında cümle kısaltma ile başlıyorsa, yani cümle ing ile, verb 3 ile, having verb 3 ile başlıyorsa ya da cümle bağlaç artı kısaltmayla başlıyorsa, yani işte while eating gibi bağlaç artı bir kısaltma var görüyorsunuz. Ya da after going gibi yine bir bağlaç artı kısaltma var. Bağlaç artı kısaltma ile başlıyorsa şıkların öznesini cümle başına getir. Hani bize verilen 4 tane şık var. A, B, C, D, E. Bu 4 şıkkın öznesi kısaltmalı soruya uygun oluyorsa çevirisi doğru olan şıkkı seç demişiz. Yani çok zaman kazandıracak bir teknik bu arkadaşlar. Aslında bu konu participle konusu. Tabii biz participle deyip bunu uzun uzun anlatmaya, kafanızı karıştırmaya gerek yok. Şöyle özetleyebiliriz. İngilizce'de bağlaçlı olan cümleler bağlacı atılarak kısaltılabilir. Bazen de bağlaç atılmayabilir. Bu tür durumlarda o bağlaçlı cümlenin bağlı olduğu ikinci cümlenin öznesi aslında bağlaçlı cümleyle aynı öznedir. Aslında bilgi buradan geliyor, participle konusundan. Ama ben size bu bilgiyi biraz daha yumuşatarak daha basit anlattım. Ne dedim? Cümle başında kısaltma varsa, cümle başında bağlaç artı kısaltma varsa ikinci cümlenin öznesini başa getir, doğru olanı işaretle diyerek böyle akademik bilgiyi yumuşattım. Sizin daha kolay anlayabileceğiniz bir şekilde size sundum. Ama anlamayan arkadaşlarım var. O yüzden hemen çıkmış sorularla bunun ne demek olduğunu size göstereceğim. Şimdi bakalım. Burada to cope with infinitive yapmış. Başa çıkmak için artan turist sayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret eden. Şimdi burada bir kısaltma var. Soruyorum size. Kim başa çıkar? Kimin görevidir artan turist sayısıyla ilgilenmek? Kimin görevidir? Adana. Turizm sektöründeki yatırımın görevi değildir. Bununla hani Suudi Arabistan'ı ziyaret eden artan turist sayısıyla başa çıkmak otel yöneticilerinin görevi değildir. Hükümetin görevidir. Yetkililerin görevidir. Ülkenin 4 havaalanının görevi değildir. Doğru mu? Yani Suudi Arabistan'ı ziyaret eden artan turist sayısıyla başa çıkmak otel yöneticilerinin, turizmde yapılan yatırımın ya da ülkenin 4 ana havalimanının görevi değildir. Bu ya ülkenin havalimanı şey ülkenin şey hükümetin başa çıkması gerekir ya da yetkililerin başa çıkması gerekir. Peki o zaman bakıyoruz Ceyhan. Hükümet bir plan hazırladı. Daha fazla para yatırıyor havaalanlarına ve taşımacılığa. O zaman artan turist sayısıyla mücadele edebilmek için hükümet havalimanı ve taşımacılığı üzerine daha fazla yatırım yapar mı? Yapar. Çevirisi de doğru, özne de doğru. Doğru cevap Ceyhan. Denizli çeldirici olmuş. Denizli'yi bir çevirelim. Yetkililer endişeli. About the potential oversupply of hotels in the country. Ülkedeki otellerin potansiyel talep fazlalığı konusunda endişeliler demiş. İyi de başa çıkmak için endişeli olunmaz. Başa çıkmak için harekete geçersin. Ne yapmış Ceyhan da burada? Hükümet hemen yatırım yapmış. Doğru cevap Ceyhan. Bir başka soruya daha bakalım. Hemen diğer sorumuza bakalım. Mesela bu soruda da kurulmuş diyor, değil mi? Kurulmuş. Şimdi ne kurulur 18. yüzyılda? Değil mi? Çikolata fabrikası kurulur mu? Kurulur. Diğer metotlar kurulur mu? Kurulmaz. Çikolata kurulur mu? Kurulmaz. Sütlü çikolata kurulur mu? Kurulmaz. Popüler olan sıvı tüketimi kurulur mu? Kurulmaz. Yani tek kurulan özne çikolata fabrikası olan Adana doğru cevap. Çevirisini yapıyorum şimdi.
Çikolata fabrikasını başa götürdüm. Çikolata fabrikaları 18. yüzyılda kurulmuştur. Tıbbi çikolatalar yapmak için çikolata fabrikaları work to remain small scale, küçük ölçeklerde kalması beklenmiş ve geleneksel küçük sanayileşmesi beklenmiş. Ne diyor? 200 yıldır. O zaman kurulduklarında böyle beklenti oluşmuş. Ama kurulabilen tek doğru öznemiz çikolata fabrikaları olduğu için bu soruda da Adana'yı işaretledik. Hemen bir soru daha çözüyorum çıkmış sorulardan. Şimdi in trying to understand to development of language. Dilin gelişimini anlamaya çalışmak. Kim dilin gelişimini anlamaya çalışır? İnsan dili yok. Dilin grameri hayır. Merakımız hayır. Dil hayır. Ama bilim adamları işte bilginler bunu yapar. Özne doğru. Özneyi buraya koydum o zaman bir çevirelim. Bilim adamları yıllardır tartışıyorlar. Ses yollarının ve kulağın rolünü tartışıyorlar. Ne yaparken? Dilin gelişimini anlamaya çalışırken çevirisi de doğru, öznen de doğru. Doğru cevap Edirne. Buradaki in aslında iken diye çevrilen while'dır arkadaşlar. Anlaştık mı? Ne yaptık? Mesela hemen hızlıca özetliyorum bu soruda. Hemen hızlıca özetleyeyim son kez size. Çok güzel bir teknik çıkmış. Yani bunlar çıkmış sınav soruları karşınıza çok fazla da çıkabilir. O yüzden hemen böyle çözün bunu. Şimdi kim başa çıkar dedik bununla? Bu çıkmaz, bu çıkmaz, bu çıkmaz dedik. İki şıkra düşürdük, işaretledik. Sonra geldik diğer soruya. Aslında bu kadar. Sınavda da bu kadar basit çözmeniz lazım. Buraya geldik. Kurulmuş dedik. Ne kurulur dedik? Tak 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 eledik. Sadece çikolata fabrikası kurulur. Yani özne buraya doğru tutuyor dedik. Adana'yı işaretledik. Aynı şekilde nereye geldik? 30. soruya geldik. Burada da yine kim dilin gelişimini anlamaya çalışır diye sorduk. İnsan dili değil, gramerin değil, merak değil, dil değil ama scholarslar yani bilim insanları ya da bilginler bunu anlamaya çalışır deyip özneyi işaretledik. Aslında devamını bile çevirmemize gerek yoktu değerli arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Kolay gelsin. Görüşürüz. Hoşçakalın.